Merhaba web teknoloji izleyicileri. Bugün sizlerle beraber Movit uygulamasını inceleyeceğiz. Uygulamaya giriş yapalım. Uygulamayı dik konumda kullanıyoruz arkadaşlar. Şu an böyle küçük ekranda çıkmasının sebebi aslında bu telefonlar için olan bir uygulama. Ama bunu Apple Store'un marketinden indirebiliyorsunuz. Ayrıca Apple'da yani dediğimiz gibi iOS'ta var, Android'de var ve Windows fonlarda var uygulama. Şimdi uygulamanın mantığından biraz bahsedeyim ben size. Sizin yeriniz belirliyor arkadaşlar uygulama. Bulunduğunuz noktayı belirliyor. Ondan sonra siz ona bir rota belirliyorsunuz. Varış noktasını seç diyor gördüğünüz gibi. Konak yazalım. Mesela konakta beton yol diyor. Ara dedikten sonra bize oraya gidiş yollarını anlatıyor. Çıkış saatimiz şu an saat 14.41, 14.44 olarak diyor. Ve burada nasıl gidebiliriz oraya, hangi yolları kullanarak en kestirme yoldan gidebiliriz onu söylüyor. Bize konağa gitmek için buradan 3 tane yol belirledi bizim bulunduğumuz noktadan. Birisi 1.5 kilometre, birisi 1.3, birisi de 1.9 kilometre. Tabi varış saatimiz de buna göre değişiyor. Ve burada nasıl gidebileceğimizi de anlatıyor bize. Mesela metro ile gidebiliyormuşuz. 250 numaralı otobüse binerek gidebiliyoruz. Veya 79 numaralı otobüse binerek gidebiliyoruz. Ama önce bir yürüme mesafesi olduğunu gösteriyor burada. Eğer bu yollardan daha kısa yol biliyorsak rota geliştirmeye yardım et butonu sayesinde biz de buraya yollar ekleyebiliyoruz. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Uygulamayı ilk açtığınız zaman İngilizce gelebiliyor. Diğer seçeneğinden ayarlar kısmından burada dili seçebiliyoruz arkadaşlar. Birçok dil var gördüğünüz gibi. Buradan Türkçeyi seçmeniz lazım ki daha rahat kullanabilirsiniz uygulamayı. Rotalar kısmına biraz daha göz gezdirelim. Tekrar konak yazıyoruz. Şöyle beton yolu seçelim. Ara diyoruz. Şimdi metro ile gitmenin yolunu gösteriyor. Bunu da play'e bastığımız zaman eğer internet paketiniz varsa sizle beraber gitmeye başlıyor arkadaşlar. Hani buradan çıkıp Yürüyor stadyum durağına yürümeniz lazım. Daha sonra stadyum durağına geldiğimiz zaman burada görüyoruz metroya bineceğiz. Ve metrodan konağa doğru gidiyoruz. Alt kısımda metro seferlerini gösteriyor. Bu otobüs seferleri için de geçerli. Üstteki şu el düğmesine bastığımız zaman da yolculuğu durdurabiliyoruz. Şu, rotalar dedik. Tekrar konak yazıyoruz. Ara dediğimiz zaman şu M harfine basarsak ya yani metronun ya da otobüsse. Bize nasıl gitmemiz gerektiğini gösteriyor. Dilersek daha sonra dediğimiz zaman bir sonraki metronun saat kaçta kalktığını gösteriyor. İşte 14.46'da varmış. Daha sonra işte saat kaçta varsa onu söylüyor. 15.04'de varmış. Bize izban saatlerini falan da gösteriyor uygulama da izban bile kendi içinde saatleri doğru gösteremiyorken bu uygulamadan da böyle bir şey beklememek lazım. Sefer kısmına baktığımız zaman Mesela buraya bir otobüs hattı yazıyoruz. Numarasını mesela 169 yazalım. Ara diyoruz ve bize o hatla ilgili bilgileri veriyor. Şöyle tıkladığımız zaman üzerine nereden başlayıp işte geçtiği durakların hepsini burada tek tek yazıyor. Mesela durağa tıkladığımız zaman da o otobüsün o duraktan saat kaçta geçeceğini gösteriyor bize. Aslında çok güzel bir uygulama bu. Dilersek de şuradaki buton sayesinde bu hatta dair anlık bildirimlere ulaşabiliyoruz. Hani 2 dakika sonra veya 5 dakika sonra buradan otobüsünüz geçecek gibisinden. Bunu kapatalım. Dilersek bunu tren veya metro içinde kullanabiliyoruz. Diğer seçeneğine bakalım. 2014 Dünya Kupası diye bir seçenek var. Bu bizi Amerika Spor'a yönlendiriyor. Amerika Spor'dan işte Dünya Kupası ile ilgili veya genel sporla alakalı bilgiler alabiliyoruz. Kategoriler kısmından istersek hani basketbolla ilgili de bilgiler bulabiliriz. Gördüğünüz gibi... Çok güncel sporla alakalı haberler var. Geriye gelelim. Benim Movitim diye bir seçenek var. Bu da arkadaşlar hani sosyalleşme alanı gibi bir şey Movit uygulamasında. İstersek Facebook'ta bağlanabiliyoruz. Ancak hani zaten uygulamanın temel amacı bir yere en kısa yoldan nasıl gidebilirim mi görmek olduğu için hani çok da gerekli değil bence. Ayarlar var işte burada. Burada bildirilerle ilgili, navigasyon alarmları, yolculuk planlayıcı vesaire birçok ayara ulaşabiliyoruz. Burada mutluluğu paylaş diye bir seçenek var. Bizim bildiğimiz algı da o ya. Neyse. Hakkında da işte uygulama hakkında bize bilgi veriyor. Buradan görüşlerimizi bildirebiliyoruz. Bir hata vesaire varsa oradan ulaşabiliriz. Hani Muhit'in temel mantığı aslında mesela biz İzmir'deyiz şu an. İzmir'de olan birisinin nereye neyin gideceğini az çok biliyordur. Hani en kısa yolu artık İşin piri olmuştur ama ben buradan mesela İstanbul'a gittim veya Ankara'ya gittim. Hani şehir hakkında hiçbir fikrim yok. En kısa yoldan ulaşmak istediğim yere nasıl ulaşırım bu uygulama sayesinde bulabiliyoruz. Otobüsün geçtiği saatlere kadar hangi duraktan onu bize gösteriyor uygulama. Biz çok beğendik arkadaşlar uygulamayı. Hani iş yerine geç kalanlar belki daha kısa yollar vardır. Buradan bakarak bulabilirler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.